Şimdi kıymetli dostlar, elhamdülillah her birinizde, her birimizde iman var mı? Var. Bunda sıkıntımız yok. Ve şimdi neden buraya geldik? Rabbimiz çağırdığı için geldik. Yani emirlerine de saygımız var. Bir de haramlardan ve günahlardan sakınmak. Yani hesabını veremeyeceğimiz işlere bulaşmamak. Bu konuda da hassasiyetimiz olunca takva dediğimiz şey gerçekleşmiş oluyor insanda. Bu takva gerçekleşince o insan muttaki oluyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, benim dostlarım var ya, onlar için korku yok. Üzülmeyeceklerdir. Yani dünyada insan sıkıntılı, stresli bir hayat yaşayabilir. Bir takım bunalımlarla karşı karşıya kalabilir. Ama bu hayat fanidir ve geçicidir. Gülmekle ağlamak dünyada kardeştir. Varlıkla yokluk dünyada kardeştir. Bugün varlık içerisinde olan yarın darlık içerisinde. Bugün darlık içerisinde olan yarın varlık içerisinde olabilir. Bugün sağlığı yerinde olan yarın sağlığı bozulmuş olabilir. Bugün hasta olan yarın tedavi olabilir. Bu dünyada bunlar hep değişkendir. Ancak ahiret yolculuğu başladığı zaman eğer güzel başlarsa güzel gider. Güzel başlamazsa güzel gitmez. Yani bir insan kabre indi. Münker ve Nekir melekleri geldi, sorusunu sordu, cevap veremedi. Kabir cehennem çukuruna dönüştü. 2 saat sonra cennet bahçesine dönüşmez. 3 gün sonra, 5 gün sonra cennet bahçesine dönüşmez. Cennet bahçesine dönüştürmek dünyaya aittir. Dünyada yapacağın işle cennet bahçesine dönüşür. Dünyada yapacağın bir iş kalmayınca, ahirete göçünce kötü başlayan nasıl gider? Kötü gider. İyi başlayan iyi gider.